Sevgili dostlar merhaba. Olimpiyat açılışları öncesinde Fransa çok sayıda sabotaj ve kundaklama saldırısıyla sarsıldı. Saldırıların hedefinde ise Fransa'da ulaşımın can damarı olan demiryolu hatları vardı. Demiryolları aynı gece pek çok noktada saldırıya uğradı. Yapılan incelemelerde birçok önemli kritik noktada kabloların kesildiği veya yakıldığı anlaşıldı. Ayrıca bir saldırı girişimi de önlendi. Saldırılar sonucunda aksayan seferler nedeniyle birçok istasyonda kuyruklar oluştu. İstasyonlarda mahsur kalanlar oldu. Fransız hızlı demir yolu TGV'ye yönelik kitlesel ve koordineli bu saldırılar Fransa'nın en yoğun demir yolu hattında ciddi aksamalara yol açtı. Hayatı felç etti. Şimdiye kadar 1 milyona yakın yolcu yollarda perişan oldu. Planlar alt üst oldu. Saldırılar nedeniyle İngiltere-Fransa demiryolu bağlantısı da bir süreliğine kesintiye uğradı. Pek çok hızlı tren seferi ya iptal edildi ya da ertelendi. Saldırıların etkisi hafta sonu da sürecek, devam edecek. Fransa'da ulaştırma biliyorsunuz ağırlıklı olarak demir yollarıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'den biraz farklı. Bizde otobüsler, karayolu daha ağırlıklı. Ama Fransa'da, Almanya'da hızlı trenler demir yolu ile ulaşımın en önemli kısmını oluşturuyor. Bu nedenle demir yollarındaki en ufak bir aksama hayatın durmasına neden olabiliyor. Saldırı Fransa'yı sarstı ve korkuttu. Akıllardaki soru saldırıların olimpiyatları hedef alıp almadı ve devamının gelip gelmeyeceği. Eğer sistematik ve hedefli bir saldırı serisi söz konusuysa bu saldırılar belki de çok daha büyük saldırıların girişi, bir çeşit tanıtımı mahiyetinde olabilir. Korkulan bu. Fransa'da, Paris'te olimpiyatları bir kaosa çevirme. Fransa'nın başkentini anarşi ortamına çevirmek isteyebilecek pek çok devlet, grup ve kişi olabilir. Saldırıların arkasında kim var? Akıllara ilk gelen Rusya. Saldırıların İslamcı terör gruplarınca yapılma ihtimalinden de bahsedenler var. Ama ilk bulgular bu yönde değil. Buna rağmen Fransız yetkililerin Rusya ile birlikte en çok korktuğu saldırı kaynaklarından biri de IŞİD gibi terör örgütleri ve radikal İslamcı devletler. Fransa iç muhalefeti ve şiddet grupları da olimpiyatları fırsat bilerek sokaklara çıkabilir, şiddet şeklini alacak gösterilerde, sokak olaylarında da bulunabilir. Dün geceki olaylara dönecek olur isek, Fransa'nın yüksek hızlı demir yolu ağı Paris olimpiyatları açılış töreninden saatler önce ülkenin en yoğun demir yolu hatlarından birçoğunda aksamalara yol açan kundaklama saldırıları da dahil olmak üzere koordineli, planlı ve zarar verme hedefli saldırılara maruz kaldı. Devlet Demiryolu İşletmecisi SNCF, kundakçıların Paris'i ülkenin batısına, kuzeyine ve doğusuna bağlayan hatlar üzerindeki tesislere hedef aldıklarını ve hafta sonu boyunca ülke genelinde trafiğin ciddi şekilde aksayacağını açıkladılar. SNCF Ajans Press'e yaptığı açıklamada bu saldırılar TGV yani hızlı tren ağını felç etmek için geniş çaplı ve büyük bir saldırı girişimidir dedi. Ve birçok güzergahın iptal edilmesi gerekeceğini ve durumun en azından tamiratlar, onarımlar devam ederken uzunca bir süre ulaştırmayı olumsuz etkileyeceğini açıkladı Fransız demiryolu hatlarını işleten SNCF. Ulusal tren operatörü bir gecede birden fazla eş zamanlı kötü niyetli eylemin kurbanı olduklarını söyledi ve saldırıların Atlantik, Kuzey ve Doğu hatlarını etkilediğini açıkladı. Yine SNCF'nin açıklamasına göre kritik kablolar ya kesildi ya da yakıldı. Saldırıya uğrayan hatlardaki trafik ağır şekilde aksadı. Fransız medyası ise ülkenin güneydoğu hattında başka bir saldırının son anda önlendiğini açıkladı. Belli ki yapılan saldırılar dışında bazı saldırı girişimleri de var ve bunların bir kısmı açıklandı, bir kısmı açıklanmadı. Saldırıların zamanlaması çok önemli. Hani denir ya zamanlaması manidar. Her şeyden önce olimpiyatların başlayacağı bir zamanda yaşanan bu sabotajlar ve kundaklamalar turistleri olumsuz yönde etkileyecek. Olimpiyatlar için gelecek olan insanlar çok kötü bir sürprizle karşılaşmış oldular. İkinci olarak bugünler yani şu yaş içinden geçtiğimiz dönem Fransız tatilcilerin yollara düşmek üzere olduğu günler. Yaz tatillerinin
En yoğun çıkışlı hafta sonlarından birinde seyahat etmeyi planlayan Fransız tatilcilerin olaylardan en çok etkilenenler arasında olması bekleniyor. Tüm bunlar dikkate alındığında saldırganların saldırılarını zaman ayarlı düşünmüş olduğunu anlıyoruz. Yani bugüne denk getirmeleri, bugünlere denk getirmeleri bir tesadüf değil. Dolayısıyla bilinçli bir saldırıyla, her yönüyle düşünülmüş bir saldırı serisiyle karşı karşıyayız. Saldırıların zaman ayarlı olmasına ek olarak planlı oldukları anlaşılıyor. Demiryolu ağındaki stratejik noktaları hedef aldıkları belirtiliyor. Kritik kablolar kesiliyor. En doğru yerde saldırı yapılarak o hattın tamamen iptal olmasının hedeflendiği anlaşılıyor. Bunun anlamı saldırganlar hatların kritik yerlerini çok iyi çalışmışlar ve önceden bu hatları bilen insanlar ya bunu çalışarak öğrenmişler veyahut da o hatlarda daha önce çalışmış insanlar. Saldırıları henüz üstlenen olmadı ancak hedefin Fransa'da kaos oluşturmak, istikrarsızlaştırmak olduğu söylenebilir. Kitlelerde kamu güvenliği hissi zayıflıyor ve büyük terör saldırısı beklentisi, korkusu artıyor. Bu nedenle belli karakollardaki polis sayısı da artırıldı. Zaten şu anda Fransa'ya gittiğinizde Paris'te 75 binden fazla polis ve diğer güvenlik görevlisi görevde. 75 bin. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'da, Paris'te görevlendirilmiş en yüksek sayıda güvenlik görevlisi sayısından bahsediyoruz. Tren yolları gibi, havaalanları gibi yerlerde oluşabilecek patlamalar, aksaklıklar, yangınlar, iptaller, rötarlar, bunlar mutsuz kalabalıklar üretecektir. Ve ne yaptığını bilmeyen kalabalıklar kendilerini sokaklara atacaklar, yetkililerin karşısına kızgın bir şekilde çıkacaklar. Bir panik oluşma ihtimali oldukça yüksek. Bu nedenle Fransız yetkililer belli yerlere kalabalıkları yönlendirebilecek yetkililer, görevliler yerleştirmeye çalışıyor. Fakat çok sayıda saldırıyla baş edebilmek kolay değil. Ve bu insanların paniğinden yararlanmak isteyecek olan teröristler, terör örgütleri veya Fransa'yı istikrarsızlaştırmak isteyebilecek başka devletler bu ortamı bir fırsat olarak görebilirler. Gerçekten paniğe kapılmış insanların ortasında patlatılacak bir bomba veya yapılacak başka bir saldırı kitleleri kontrolden çıkarabilir ve saldırının etkisini katlayabilir. Bu tür saldırılar bir terör örgütü için veya Fransa'ya zarar vermek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olabilir. Hatta Fransa düşmanlarının, karşıtlarının eylemler için olimpiyatları beklediğini söyleyebiliriz. Çünkü terörün en sevdiği şey medyadır, kamuoyu ilgisidir. Medya ve kamuoyu önünde yapılan eylemler birkaç misli sonuç verebilir. Bunu da en iyi teröristler, terör örgütleri ve onları kullananlar bilirler. Peki saldırının sorumlusu Rusya mı? Öyle ya, Fransa düşmanlarından bahsediyorsak herhalde Rusya'dan da birkaç cümleyle bahsetmemiz gerekir. Çünkü Fransa Ukrayna'da Rusya'ya karşı ciddi bir düşmanlık gösteriyor. Ukrayna'ya silah gönderiyor, mühimmat gönderiyor, uzman gönderiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birkaç ay önce biliyorsunuz Ukrayna'ya Fransız askeri göndermekten bahsetti. Ve Avrupa'daki diğer devletleri Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ikna etmeye çalıştı. Askerleri mutlaka oraya göndermek zorunda kalacağız dedi. Buna en büyük tepkiyi elbette Kremlin gösterdi. Ve Rusya bu açıklamaların karşılığını vereceğini defalarca ifade etti. Acaba bu saldırılar Rusya'nın, Moskova'nın Fransa'ya bir cevabı mı? Rusya Fransa'yı istikrarsızlaştırmaya mı çalışıyor? Aslına bakacak olur isek Rus casus şebekesi tüm Avrupa'da faal. Ve bazı yetkililere göre Almanya'dan İngiltere'ye, Polonya'dan İsveç'e kadar pek çok ülkede meydana gelen saldırı ve sabotajların arkasında da Rus casusları veya onların kullandığı adamlar var. Nisan ayında Moskova'nın Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırma ve altyapıyı sabote etme kampanyası kapsamında Avrupa demir yollarına müdahale etmek için binlerce girişimde bulunduğu konusunda uyarılar yapılmıştı. En son Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı tren hatlarına ve iletişim kablolarına fiziki ve siber saldırılardan bahsetmişti. Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kuka Financial Times gazetesinde konuşmuş ve Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana
çek yapılaştırma ve iletişim ağlarını zayıflatmak için binlerce fiziki ve siber saldırıyı engellediklerini, bu saldırıların kaynaklarını kanıtlayamasalar da tahminde bulunmanın zor olmadığını ifade etmişti. Fransa'da ise geçtiğimiz hafta başında Rusya lehine casusluk suçlamasıyla bir kişi tutuklandı. 40 yaşındaki Kirill Gryaznov çarşamba günü tutuklandı ve Rusya İç İstihbarat Teşkilatı Federal Güvenlik Servisi FSB için çalıştığı iddia edildi. Gryaznov'a yöneltilen suçlama Fransa'da düşmanlıkları kışkırtmak ve bunun için yabancı bir güçle işbirliği yapmak, birlikte çalışmak. Yani Fransızlar diyor ki Rusya buraya casus gönderdi ve casusların amacı Fransa'yı karıştırmak, Fransa içerisinde kitleleri birbirine düşürmek. Gryaznov ve Rusya bu suçlamaları reddediyor. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını iddia ediyor. Saldırıların arkasında kimin veya hangi örgütün, hangi devletin olduğu henüz bilinmiyor. Ancak modern hayat öylesine kırılgan ki onu durdurmak için kritik noktalara ufak dokunuşlar yetebiliyor. Olimpiyatlar başlıyor. Dünyanın belki de en önemli organizasyonu diyebiliriz olimpiyatlar için. Ümit ederiz sorunsuz bir şekilde tamamlanır, kana bulanmaz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.